Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz yayınımıza. Bildiğiniz üzere Türkiye geçtiğimiz aylarda bir yerel seçim yaşadı ve aslında sürprizli bir sonuçla karşılaştık yerel seçimlerin ardından. Cumhuriyet Halk Partisi yıllar sonra ilk kez birinci parti oldu ve önemli bir başarı sağladı bu yerel seçimlerin ardından. Şimdi önemli olan seçilen belediye başkanlarının seçilmeden evvel söyledikleri vaatleri yerine getirdiler mi yoksa getiriyorlar mı? Bu konu oldukça önemli. Yurttaşlar onlardan memnunlar mı? Dolayısıyla kamu teknoloji platformu bu konuyu araştırmak için bir araştırma yaptı ve bir rapor hazırladı ve Türkiye'de seçimden sonra ilk 100 gün içerisinde en başarılı olan 5 belediyeyi belirledi. Bugün konuşacağız. Konuğumuz platform başkanı Çağrı Işıklıoğlu. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim yayın için. Şimdi rapora göre 5 belediye ilk 100 günde önemli bir çıkış yakalamış. Bunlar Antalya, Ankara, Mersin, İzmir ve Muğla. Hepsinin de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olduğunu görüyoruz. Şimdi benim ilk sorum şu olacak, aslında kişisel de bir merak. Listenin devamı nasıl devam ediyor? Yani listenin arkasında diğer başarılı olan belediyeler hangileri? Şöyle, aslında biz bu raporu neye göre hazırladık? Önden bir kısaca İrem Hanım bunu bilgisini vermem lazım. Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi belediye başkanları seçilmeden önce bazı taahhütlerde bulundular ve bunları seçim beyannamelerinde işlediler. Sonrasında da tabii ki bunları takip etmek gerekiyordu. Çünkü birçok belediye başkanı ilk 100 gün veya ilk 180 gün vurgusunu yaptı. Biz bu raporu hazırlarken özellikle şuna dikkat ettik. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl aradan sonra ilk kez bir birincilikle bu seçimleri, yerel yönetimler seçimlerini tamamladı. Yani vatandaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir aslında bir kapı araladı, belki de hükümete gidecek yolda bir kapı araladı ve alınmayan birçok belediye bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından alındı. Biz raporu hazırlarken vatandaşların özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiği bu oy kararının sorgulanması yönünde bir rapor hazırladık ve o nedenle Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri inceledik. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler biliyorsunuz işte büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri gibi çok yönlü. Bunları hani bir raporunu hazırlamak çok kapsamlı bir çalışma gerektirdiği için biz öncelik olarak Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyelerini inceledik. Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyelerini incelerken de bazı kıstaslar ve bazı araştırma alanları belirlemek durumundaydık. Çünkü biliyorsunuz sosyal belediyecilik ve kalkınma belediyeciliği gibi iki temel aks var belediyecilik kavramında. Kalkınma belediyeciliği biraz daha uzun vadeli projeler gerektirir. Yani bir yolu 100 günde belki tamamlayamayabilirsiniz veya bir köprüyü, bir kavşağı, ama sosyal belediyecilik dediğimiz başlık altında yapılacak işleri çok hızlıca hayata geçirmek mümkün ve vatandaşların direkt hayatında bunu hissetmeleri de mümkün. Hani çoğu zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi için geçen dönemlerde eleştiriler vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıkları görünmüyor diye. Ama çok büyük projeler, çok muazzam projelerdi çünkü. Metro gibi projeler. Bunların vatandaşların hayatında direkt etki etmesi ve görünmesi kolay olmuyor. Ama sosyal belediyecilik projeleri öyle değil. Belediyeler sosyal belediyecilik projelerini hayata geçirdiği zaman vatandaşların direkt bunu hayatlarında hissetmeleri mümkün ve süre olarak da kısa sürüyor. Biz bu temel kavram üzerinde kadın, çocuk, genç, emekli, çiftçi, engelli ve tabii ki sokak hayvanları başlıkları altında belediyeler, büyükşehir, Cumhuriyet Halk Partisi büyükşehir belediyeleri hangi projeleri ilk 100 günde hayata geçirmiş, bunları inceledik. Tabii belediyelerin web siteleri ve sosyal medya kanalları bunun için çok önemli bir bizim inceleme alanımız oldu. Çünkü belediyelerin taahhüt ettiği bu projeleri anons da etmeleri gerekirdi. Sizin dediğiniz gibi ilk 5 belediye bu belirlediğimiz başlıklardaki hayata geçirdiği projeler üzerinden analist ekiplerimiz tarafından belirlenen oranlardaki oylarla, yani puanlama sistemiyle 1. 2. 3. 4. 5. diye sıralandı. Tabii bunun devamı işte Eskişehir, Manisa, Adana, Tekirdağ, Balıkesir, Denizli, Bursa ve Aydın olarak devam ediyor belediyelerin sıralanması. Böyle yanıtlayabilirim size. Evet, şimdi o zaman ben de yanlış anlamışım, öyleyse hemen düzeltelim izleyicilerimiz için. Yalnızca Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyeleri incelenmiş çalışmada. Dolayısıyla hepsinin Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olduğunu söylemem de yanlış bir anons oldu. O zaman şöyle devam edelim. Burada
hangi kriterleri baz aldınız? Yani örneğin belediyelerin kadın politikaları mı öne çıktı, yoksa sosyal yardım politikaları mı öne çıktı? Emeklere yönelik ya da öğrencilere yönelik politikaları mı öne çıktı? Neler gördünüz bu çalışmada? Şöyle Yerem Hanım, biz bütün bu raporu hazırlarken büyük şehirlerin kendi sorumluluk alanlarındaki önceliklerini de aslında dikkate attık. Çünkü işte Muğla bir turizm kentiyken, efendime söyleyeyim, Ankara biraz daha turizm haricinde metropol odaklı çalışıyor. Hı hı. O nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncelikleri farklıyken Antalya'nın öncelikleri biraz daha farklı. Ama bunlara bakarken hem belediyelerin kendi sorumluluk alanındaki önceliklerini dikkate aldık. Ama temelinde özellikle emeklilere yönelik, kadınlara yönelik ve gençlere yönelik faydaların ağır bastığını gördük. Zaten belediyeler kadın, çocuk, genç, emekli, çiftçi, sokak hayvanları ve engelli başlıkları altında sosyal destekleri mümkün olduğu kadar vatandaşa indirmeye gayret ediyor. Bunlar arasında dediğim gibi en ağır basan ve en çok belediyelerin proje gerçekleştirdiği başlıklar kadınlar, gençler ve emekliler olarak gördük. Bu da zaten herhalde toplumun diğer kesiminin de zaten hassasiyetle bir farkındalık oluşturduğu temel alanlar. Peki Sayın Işıklıoğlu, şimdi bu çalışma aslında Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyelerini kapsamış ama ilerleyen zamanlarda örneğin ilçe belediyelerini de kapsayan ya da diğer partilerin belediyelerinde performanslarını ölçen çalışmaları görecek miyiz? Evet İrem Hanım, şöyle, şimdi belediyeler dediğim gibi kendi sorumluluk alanındaki önceliklere göre aslında performansları artıyor. Şimdi örneğin Antalya Büyükşehir Belediye'miz bizim raporumuzda birinci çıktı. Ve özellikle altını çizmek istediğim konu şu, şu anda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böceğin ilk 100 günü aslında Antalya'daki turizm dönemine de denk geliyor. Dolayısıyla Antalya'nın turizm dönemindeki nüfus artışını da dikkate alacak olursak, bir büyükşehir belediyesinin sosyal belediyecilik projelerine ağırlık vermesi, özellikle yaz dönemindeki turizm artışında farklı projelere veya farklı alanlara aslında ağırlık vermesi gerekirken, yani ulaşım, trafik, temizlik gibi ağırlık vermesi gerekirken eş zamanlı olarak sosyal belediyecilik projelerine ağırlık vermesi ve burada raporumuzda birinci çıkması fevkalade çok olumlu bir durum. Yine bakacak olursak aslında her belediyeyi kendi sorumluluk alanındaki kriterlere göre değerlendirmek lazım. O nedenle her belediye aslında birbirleriyle yarışmıyor. Her belediye aslında kendi içinde kendisiyle yarışıyor durumda. Bu çok önemli bir, altını çizmek istediğim bir konu. Yani biz İzmir Büyükşehir Belediye'miz Antalya Belediyesi ile yarışmıyor veya Muğla Belediyesi, efendime söyleyeyim, Balıkesir Belediyesi ile yarışmıyor. Kendi içindeki dinamiklerle ve kendi içerisindeki o anki demografik yapıyla yarışıyor. Bir de şu da çok önemli tabii. İstanbul Belediyesi'nin 16-17 hatta 20 milyona yaklaşan bir nüfusu var. O da Büyükşehir Belediyesi ama bizim 1 milyonluk nüfuslu bir Büyükşehir Belediye'miz de var. O nedenle Büyükşehir Belediyelerini değerlendirirken, hizmetlerini ve projelerini değerlendirirken özellikle nüfus, demografik durum, metropol ve belediye öncelikleri hassasiyet gösteriyor. O nedenle biz bundan sonraki raporumuzu, yani Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyeleri raporundan sonraki raporumuzu bölgesel bazda incelemeye karar verdik ve şu anda öyle çalışıyoruz. Yani Güneydoğu Anadolu Belediyeleri, Doğu Anadolu Belediyeleri, Akdeniz Belediyeleri ve Ege Belediyeleri gibi. Çünkü Ege Belediyesi veya Doğu Anadolu Belediyelerinin ortalama hem demografik yapıları kendi içerilerinde benzer hem de öncelikleri benzer. O nedenle biz belediyeleri bundan sonraki raporumuz, yayınlayacağımız raporda parti bağımsız bir şekilde bölgesel olarak inceleme kararı aldık ve şu anda ekiplerimiz o yönde çalışıyor. Bir 10 gün içerisinde ikinci raporumuzu bölgesel bazda çıkarmış olacağız.
Peki bölgesel bir sadeleşmenin yanı sıra konuya eğilen çalışmalar da olacak mı? Şimdi zaman zaman aslında belli gündemler oluyor ve biz o konuyu daha fazla konuşmaya başlıyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıl bir deprem yaşadık. Sonrasında bir yerel seçim geldi. Örneğin ben yerel seçimde aday olan ve röportaj yaptığım bütün belediye başkanlarına deprem projelerini sordum. Bunun gibi acaba işte deprem riski olan belediyeler arasında en çok depreme iyi hazırlık yapan kim? Ya da örneğin turizm geliri fazla olan belediyeler arasında kent turizmini arttırmaya yönelik çalışmalar yapan kim? Hangileri iyi gibi? Böyle biraz daha konuya yönelen daha niş projeler de olacak mı? Evet İrem Hanım, bu söylediğiniz konu çok önemli. Bizim de zaten özellikle çalışma alanlarımızdan biri deprem. Ancak deprem sadece belediyelerin bir değer ortaya koyabileceği, maalesef tek başına sorumluluk alıp çalışabileceği, hatta afetlerin tamamı diyebiliriz bir durum değil. O nedenle şu anda İzmir'de mesela yangın var. İzmir'de özellikle Buca, Menderes, Gazi Emir bölgeleri ve geçen hafta Çeşme bölgelerinde yangınlarla karşılaştık. Hatta şu anda İzmir'de Sarnıç bölgesindeki yangın dün gece çok yönlü devam etti. Bu yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın haricinde ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri, Orman Genel Müdürlüğü gibi birçok aslında sosyal STK'lar vesaireler, vatandaşlar da dahil olmak üzere birçok kurumun katıldığı bir el birliğiyle çözmeye çalıştığı bir durumdu. O yüzden depremle yönelik, deprem öncesi ve deprem sonrasında aslında belediyelerin neler yaptığı çok kıymetli. Deprem anı belki de bir ayrı bir case, onun ayrı çalışılması lazım. O nedenle biz sadece deprem olarak değil, afet başlığı altında bir çalışma yapmayı öngördük. Ve biz kamu teknoloji platformu olarak zaten amacımız kamuda teknolojinin ve teknolojinin sağladığı faydaların çok yönlü kullanılmasının teşvik edilmesi ve arttırılması. Aslında temel amacımız bu. Afetler de aslında bir nevi bu. Yani biz şu anda örneğin yangınlardan önce yangının çıkmamasına yönelik belediyeler teknoloji imkanlarını kullanarak neler yapmalı? Yangından sonra söndürme çalışmalarında teknoloji imkanlarını kullanarak neler yapmalı? Bunları aslında analiz ediyoruz şu anda. Hala yangın söndürme sistemlerinde maalesef teknolojik anlamda itfaiye daire başkanlıklarımız, buradan da eleştirmek istiyorum, pozitif bir eleştiri yapıyorum. Maalesef yeterli ekipmana veya son sürat teknolojik ekipmanlara sahip değiller. O nedenle bunların gün yüzüne çıkartılması lazım. Belki son teknoloji ekipmanlar yangın söndürme öncesinde bölgelerde konumlansaydı, yangından sonra yine bu ekipmanlar örneğin yeterli sayıda hava söndürme sistemlerine sahip olsaydık veya daha işte yangın bombası vesaire gibi itfaiye daire başkanlıklarımızın elinde doğru ekipmanlar olsaydı, belki yangınlar daha hızlı kontrol altına alınıp söndürülebilecekti. İşte bunların ortaya konulması gerektiğini düşünüyoruz ve bu yönde bir afetlerle alakalı kapsamlı bir çalışma yapacağız. Evet, şimdi yerel seçimleri aslında çok da uzak bir dönemde değiliz. Birkaç ay önce atlattık ama bundan yıllar sonra yeniden bir yerel seçim gelecek ve aslında belediye başkanlarının performansını değerlendirmek için de ortaya koyduğunuz bu raporlar bence oldukça önemli olacak. O döneme kadar da biraz daha birikecek anladığım kadarıyla. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Çok haklısınız, çünkü ben özellikle yeni dönem siyasette veriye dayalı politika üretmenin, hatta veriye dayalı analizler çıkarmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta bu yönde birkaç tane de hazırlığım ve kitabım var. Bu belediye başkanının bizzat kendisinin performansı veya belediyenin veya kurumun performansı açısından çok önemli. Çünkü seçimlerde bazı sözler projede altında veriliyor. Bu sözlerin hayata geçmesi tabii ki ekonomik nedenler, öncelikler vesaire gibi bazı değişkenlerle kısa sürede de olabilir, uzun sürede de olabilir. Ama bu sözler aslında bir nevi belediye başkanının mevcut durumu analiz edip o mevcut durum haricinde ortaya koymak istediği projelerle talip olduğu kurumu ne kadar ileriye götüreceğinin aslında bir nevi söylemi. Ve bu projeler her belediye başkanının ağzından çıkan, vaat ettiği projeler taahhütleri oluyor. O nedenle X bir belediye başkanımızın seçimlerden önce taahhüt ettiği projeler, projelerin hayata geçme oranı veya hayata geçmesi aslında bir nevi onun en önemli ölçüm kıstası. Bu hem ikinci dönemine hazırlanan belediye başkanının adaylaşması, hem vatandaş gözünde verdiği sözlerin yani taahhütlerin yerine getirilmesi konusu açısından çok önemli. O yüzden biz de
bir sivil toplum örgütü olarak belediye başkanlarımızın bu verdiği taahhütlerin ve projelerinin hayata geçme durumlarını sıkı takipçisi olacağız. Evet. Sayın Işıklıoğlu, çok teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum çalışmalarınızda. Ben çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı sağladığınız için. İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Sağ ol. Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Çağrı Işıklıoğlu bizimleydi. Platform bir araştırma yaptı. Yerel seçimlerin ardından 100 gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyelerinden hangileri en iyi çıkışı yaptı? Seçimden önce verdikleri vaatleri hangi oranda gerçekleştirebildiler diye. Aslında Sayın Işıklıoğlu'nun dediğine göre kent kent, kentin özelinde, kendi iç yapısı içerisinde ve kendi ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan bu araştırmada 5 belediye öne çıktı. Birinci sırada Antalya Büyükşehir Belediyesi bulunuyor. Sonrasında onu Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mersin, İzmir ve Muğla izliyor diyelim. Bunun ardından da Eskişehir, Aydın gibi diğer kentlerin geldiğini Sayın Işıklıoğlu sizler için anlattı. Ve aslında bir sonraki yerel seçime kadar da bu gibi çalışmaların bazen bölge bazlı, bazen konu bazlı devam edeceğini söyledi. Bizim açımızdan da önemli çünkü belediye başkanlarının performansını değerlendirmek adına da elde bir veri bulunabiliyor ve yurttaşın bir sonraki seçimlerdeki tercihlerinde belki de dikkate alacağı raporlar olacak bunlar. Sizler için anlattı. Şimdilik noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere.